biraz böyle bir saati biraz aşkın bir süre içinde 80'lerde dolaşmaya serbest minderde ve yani sizleri de dolaştırmaya çalışacağız. Şöyle bir şey yapalım dedik. Bu sefer konuşarak değil de bir şarkıyla başlayalım. Yani öyle bir giriş yapalım ki sert bir giriş mi, yumuşak bir giriş mi olduğunu artık herkes kendi meşrebine göre karar verir. Bir şarkı çalalım. Aha, aha, aha. Ama çok açık ve net bir şekilde o günde, bugün olduğu kadar hakikaten basitin de basiti çok yani herkesin yapabileceği, bunu ben yaparım, ben bunun kralını ben yaparım dedirtecek bir şarkı. Trio grubundan Alman grup, Almanca Da 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 diye bir şarkı. Bunu şu yüzden seçtim, aslında çok erken dediğim gibi 82 tarihinin şarkısı, erken 80'lere ait bir şarkı. Ve 80'leri bütün batılı toplumların, Türkiye'nin de yani bütün dünyanın demekte bir sakınca yok. Bütün dünyanın birlikte yaşadığı bazı fenomenler var. Teknolojinin getirdikleri ve o teknoloji öyle bir teknoloji ki hakikaten daha önceki 60'lı 70'li yılların geleneğinden de hem siyasi mirasından hem kültürel mirasından da belli bir kopuş birlikte geldi. Yani teknoloji bu kopuşu dayattı ya da bu kopuş bu teknolojileri yarattı. Bence daha daha da arkadaşlar da bir tanıtım klişesi olarak 80'ler konuşmasını Walkman seçmişler. Bir tanesi Walkman. Yani bu şarkı Walkman'lardan düşmezdi o senelerde. Bir tanesi video, bir tanesi de bilgisayar. Şimdi bunlar üçü de tamamen 80'lere ait üç ana cihaz ve kendi kafa yapısını, kendi belki ideolojisini, kendi zihniyetini de birlikte getiren cihazlar. Yani tabii ki bir ilerlemeye tekabül ediyor teknolojik açıdan, iletişim açısından. Yani bir iletişim devrimi mi yoksa iletişimsizlik devrimi mi? Yani herkes kendi başına kendi sadece kendine ait müziği dinleyecek. Herkes sokaktan eve gidip en kendi evinde, kendi salonunda veya kendi odasında kendi sevdiği filmi izleyecek. Belki sadece birkaç arkadaşını çağıracak. Veya işte bilgisayar öğrenmeye, bilgisayarın o günkü olanakları
neydi ki? Oyun oynamaya falan alırdık, ben öyle hatırlıyorum. Bilgisayarın ne işe yaradığını bilmediğimiz için. Yani bir içine kapanma devri o açıdan. Yani hani bunu sadece siyasi bir bakışla toplumsal mücadeleler açısından da değerlendirirsek, işte içe kapanmanın asıl göstergesi belki bir yalnızlaşmayı beraberinde getiren, ama tabii ki kurcaladıkça veya o aletleri çözdükçe veya kendi hayata uyarladıkça, işte bugün olduğu gibi internetlere kadar varan, Twitter'lara kadar varan bir gelişim ya da bir yeni mücadele biçimleri icat etmeye de olanak veren bir takım cihazlar. Daha üzerinde sevdiğin için mi bu şarkıyı bu kadar uzatıyorsunuz diye lütfen sormayın. Hayır. Ama şunu da söylemek lazım. Gene de bir sadece kopuş değil, bir gelenek de var. Yani bu Dağ şarkısı aslında Murat tek başına konuşuyor gibi olmayayım ama Alman geleneğine çok uygun bir şarkı. Yani Alman rock müzik geleneği ya da popüler müzik geleneği zaten daha en baştan, daha 60'lı yıllardan bir itibaren bir kopuşla başladı. Çünkü Nazi geçmişini o kadar unutmak istediler ki Nazi döneminden kalan kültürel her şeyi de reddederek o dönemin hani solcu diyebileceğimiz veya eşitlikçi, özgürlükçü gençleri, genç müzisyenleri tamamen deneysel müziklere, hani Beatles vari veya Rolling Stones vari müziklere bile değil, işte Can gibi, ne bileyim Tangerine Dream gibi, elektronik deneylere, en önemlisi de Kraftwerk gibi gruplara, biraz soğuk böyle endüstriyel seslere, başka bir dünyaya, yani böyle adeta uzaya doğru değil de dünyanın içindeki bir uzay yaratmaya falan yöneldiler adeta. Yani o anlamda Alman geleneği içinde daha çok şaşırtıcı değil. Ama daha Batı Avrupa'da, daha melodik, bütün rock'n'roll'dan beri gelen, yani 50'lerin ortalarından, 60'lar, 70'lerden gelen müziklere, yani folk'tan tutun işte çeşitli rock biçimlerine biraz aykırı bir şey. Bu aykırılık punk'la beraber aslında başlamıştı. Ya punk'tan da basit, tuhaf, yani basitin de basiti bir şarkı Dağda ve absürt. Aslında bununla da dalga geçen, yani bunu öven ya da bu içine girdiğimiz yeni 10 yılı ya da yeni dönemi, yeni çağı kutsayan değil, aslında kendi kendine dalga geçen absürt bir şarkı. Bu şarkının şeyi çok ilginç. Şimdi Trey grubu adı üstünde 3 kişi, ikisi de öldü, biri hayatta. Ama daha sonra ve daha öncesinde çok önemli müzisyenler değillerdi. Ama gene de bir rock geleneğinin temsilcisi, yani zeki ve ilerici müzisyenlerdi. Hani zannetmeyelim, yani böyle basit bir şarkı yaptıklarına göre yaramaz adamlar sanılmasın, çok yani entelektüel insanlar, en azından onu söyleyebiliriz. Şeyi çok ilginç, bu şarkının prodüktörü, yani kopuş şarkısı filan diyoruz ve çok basit şarkı diyoruz ama Beatles, 4 Beatles'ın hatta 5-6 Beatles'ın ilk kurucularını dahil edelim veya bütün o ekibi, George Martin filan gibi insanlar, bunların hepsinin çok iyi arkadaşı olan Murat Bilesim, bu diğer taraftan şeye geçmemiz gerekiyor. Revolver'i gösterirsek aslında, Beatles'ın çok ünlü 1966 albüm Revolver. Mesela bu grafiği yapan, yani bir bas gitarist ve grafiker ve tam 60'ların göbeğinde yetişmiş olan, o dönemin hippie kuşağında Klaus Voormann, bir Alman sanatçı. Mesela bu grafiği yapan kişiyle Dağ'ın prodüktörünün aynı kişi olması şaşırtıcı ama adım adım 60'lı yılların kültürel değerleri elbette birbirini tetikleyerek, yani kendinden sonrakileri tetikleyerek sonunda Dağ gibi bir basit new wave ya da punk diyebileceğimiz ya da endüstriyel rock ya da synthesizer rock diyebileceğimiz bir şeye evrilmiş ve böyle bir yani kendi kendiyle dalga geçen ama çağını da
kendinden sonra olacakları da temsil edebilen bir şarkıya dönüşmüş. Bu absürt şarkı daha nasıl absürt hale getirilebilir diye düşününce bir İbrahim Tatlıses filmi var. Onu göstermek istiyoruz, kısa bir bölüm. Daha iyi duyacaksınız ama önce biraz filmden belki bahsetmem lazım. En azından bu sahneyi anlayabilmeniz için. İbrahim Tatlıses bir üniversite öğrencisi. Köyünden gelmiş, yani fakir şartlar altında yaşıyorlar. Fakat üniversiteye devam ediyor. Ve Adanalı birisi, bir genç. Kendi sınıfından, genel üniversiteden, fakülteden bir kıza aşık. Ve ama tabii bir türlü açılamıyor. Fakir, parası da yok. Kız daha orta sınıf, hatta zengince diyebiliriz. Kızın doğum günü partisinde bir hediye götürmesi gerekecek. Fakat hediye alacak parası yok. Kızın hayvanlardan falan hoşlandığını biliyor. Bir hayvan sevgisi olan bir kız. Bir sokak köpeği, yavru bir köpek görüyor sokakta ve o sokak köpeğini sokaktan alıp kurdeleyle falan bağlayıp, temiz bir leğende falan yıkayıp doğum günü partisine İbrahim Tatlıses kıza o köpeği hediye etmeye gidiyor. Şimdi...
sahne yani yani seyreden bir daha seyretmek istemez. burada sınıf farkları bir köpekle temsil ediliyor, bir sokak köpeği ve kanişle. Ama İbrahim Tatlıses filmi göstermek boşuna değil. Yani hakikaten eğer bir 80 bin lira temsil edecek başlıca şahsiyetlerden bir tanesi. Ve ne diyebiliriz? Yani hani sınıfsal açıdan baktığımızda da arabeskin hep 70'lerde, 60'ların sonundan itibaren gelen arabeskin alt sınıfları temsil ettiği söylenir, varsayılır. Büyük ölçüde de doğrudur ama İbrahim Tatlıses'le birlikte adeta sınıf değiştirmesi, arabeskin sınıf değiştirmesi ve üst sınıflara doğru ya da yeni zenginlere doğru. Belki de o filmde gördüğümüz disco dans yapan kesimin de artık İbrahim Tatlıses dinlemeye başladı bir çağa doğru. Geçişin simgelerinden ve baş aktörlerinden bir tanesi İbrahim Tatlıses. Yani İbrahim Tatlıses'ten sonra İbrahim Tatlıses'in özellikle işte türkücülükten çıkıp arabesk söylemeye başladı. 80'lerin başı ve arabeskin de neşelisini söylemeye başladı. 80'lerin ortası Türkiye'nin siyasal çizgisine çok uyum yani işte 12 Eylül'den şeye geçiş, parlamenter demokrasiye geçiş, ANAP'ın yükselen, Özal'ın yükselen yılları ve işte kendi zengini, ben zengini çok severim, değil mi? Yani Özal'ın laflarını falan düşünürsek, yani Özal'ın gelişim çizgisine yaratmak istediği, hayalini kurduğu Türkiye'ye çok uygun bir yükselişi var İbrahim Tatlıses'in. Ne diyebiliriz Tatlıses için Murat? Aslında İbrahim Tatlıses tabi derya özetledi. Başta türkü söyleyerek başlıyor. Ayağında kundurayla falan tanıdık onu zamanında 1970'li yılların sonlarında. Ama 80'li yıllardan itibaren ciddi bir dönüşüm var. Bu Türkiye'nin siyasi çizgisiyle bile bir örtüşen bir dönüşüm. Çünkü Turgut Özal'la birlikte bu büyüme hali yükseliyor aslında. 1980'lerin başında onu ağır arabesk şarkılarla dinliyoruz. Ölürsem kalbime gelme istemem, mutlu ol yeter, bir kulunu çok sevdim gibi şarkılar. Sonrasında bir anda gülüm benimlere, mavi mavilere dönüşüyor. Çünkü arkadaşı diyeceğim, Özal arkadaşı evet bütün gecelerine katılıyor. Ses, ha kendim yapmışım özür diliyorum. Bir yandan 80'li yılların ortalarından itibaren yani ana iktidarından sonra İbrahim Tatlıses Mavi Mavi Gülüm Benim gibi şarkılar söylemeye başlıyor ve bir neşenin simgesi oluyor. Özal'ın getirdiği o çağ atlayan Türkiye. Ama ne güzel söyledin. Şimdi ferah diyecektim ama ferah değil aslında bir taraftan. Ama askeri darbenin getirdiği izleri silen, sivilleşen bir toplumdan söz ediyoruz ki İbrahim Tatlıses bu noktada hep başrolde aslında. Sonrasında da zaten Özal'ın zenginlerinden birisi oluyor ve kendi şirketini kuruyor, büyüyor, bir sürü insana iş veriyor, patron oluyor. Sonrasında başka yerlere gidiyor. Lahmacun sonrası zaten bambaşka hikaye. Lahmacuncu da. Evet, lahmacuncu. O 80'lerin son 90'larında yani falan var. Peki diyebilir miyiz? Yani bir şeyci diyebilir miyiz daha doğrusu İbrahim Tatlıses'e? Aslında yani bütün Türkiye'yi simgelemek istiyor gibi bir hali var. Yani evet, kesinlikle. Yani üniversite öğrencisi de o olsun istiyor. Yılmaz Güney de o olsun istiyor. Patron da olsun istiyor. Yani yani şey mesela aklıma geliyor, ona şey sormuşlar, yani yeni gündemde zannediyorum, hatta Kadri Gürsel yaptığı söyleşi de olabilir. Ahmet Kaya konusu, Ahmet Kaya'nın yükseliş döneminde yapılmış bir söyleşi. İbrahim Tatlıses'e soruyor ki, Ahmet Kaya hakkında ne düşünüyorsun diyor. Harika işte, bayılıyorum, çok güzel şarkıları, sesi de acayip ama yani bir kısım, bir taraf dinliyor sadece onu diyor. Bir taraf dinlediği için de diyor, sadece 500 bin satıyor diyor. Halbuki öbür tarafa da seslensin diyor, 1 milyon satacak diyor. Yani şey, tek şey sanki yani 1 milyon satmanın yolunu da böylece, yöntemini de göstermiş oluyor. Yani o kadar orta yolcu olacaksın ki, o kadar herkese hitap edeceksin ki herhalde kendi
yaptığı gibi, yani kendi bulduğu yol gibi 1 milyon satacaksın. Nitekim 3,5-4 milyonlara falan çıktığı söyleniyor. Ama tabii bir taraftan iktidarla olan yakınlığının da bence çok katkısı var İbrahim Tatlıses'e. Çünkü o güne dek mesela arabesk televizyonlara çıkamazken, gösterilemezken İbrahim Tatlıses bu yakınlığını kullanarak televizyonda boyu boyunca bir konser verebiliyordu bayram günlerinde, başka zamanlarda. Bir de o türkücü olarak başladığı için, daha baştan arabeski damgasını yemediği için tabii başta türkücü sanatçısı, halk müziği sanatçısı şeyinin, titrinin ya da ünvanının işine yaradı yani ilerleyen dönemlerde. Evet, peki ama mesela bu tablo, ben şeye şaşırdım. 80'li yılların politik açıdan önemli bir şey noktasına getirelim lafı. Getirmiş de oluruz böylece. Yani İbrahim Tatlıses'in Ruhi Su'nun cenazesine katılması mesela beni şaşırtıyor. Yani bu figürün, bu şeyin. Dolayısıyla yani dediğim gibi belki her... Şeyde de var aslında, Aydınlar Dilekçesi'nde de imzasını görüyoruz. Evet, onu geri almıştı. Geri alıyor, evet. Dilekçesi'ndeki imzasını geri almıştı. Yine de hani bir şekilde her türlü şeye katılma gibi bir durumu da var o dönemde. Ruhisu cenazesinden bahsetmişken... Ruhisu'nun... Belki bıçak gibi kesilen, yani 12 Eylül günü bıçak gibi kesilen... ne bileyim, sokak hareketleri de demeyeceğim de ona. Çünkü ama gerçeği de bu, yani üç kişi yan yana yürüyemedi, yıllar geçirdi Türkiye. Üç kişi yan yana yürüyemedi, evet. Yani hakikaten ortaya şey, polis tarafından izlenen, sayılan yasak olduğu gibi yıllar geçirdi. Öyle bir dönemde 1985 yılında, yani hiçbir yürüyüşün, hiçbir grevinin, hiçbir protesto gösterisinin yapılmadığı ve yapılmasının düşünülmediği bir devirde 1985'te Ruhisu'yu kaybettiğimizde ilk gösteri yürüyüşü diyebilir miyiz mesela? Evet, öyle diyebiliyoruz aslında. 20 Eylül 1985 Ruhisu'yu kaybettiğimiz tarih, 2 gün sonra galiba cenazesi kalkıyor. Ve yoğun güvenlik önlemleri arasında bir sürü insan buluşuyor ve ilk kez yan yana yürüyorlar. O Eylül'den sonraki ilk toplu yürüyüş, toplu gösteri, ki Ruhisu'ya da yakışır bir gösteri bu aslında bir taraftan. Ama bir taraftan insanlarda hem yan yana gelme arzusu hem de öfke var. Çünkü Ruhisu aslında 1980 iktidarının, yani Junta'nın diyebiliriz açık açık, öldürdüğü isimlerden birisi. Çünkü hastaydı, yurt dışında tedavi olması gerekiyordu ama pasaport verilmediği için ya da pasaportun el konulduğu için ya da resmi olarak pasaportunuz kayboldu, o yüzden bulamıyoruz denildiği için Ruhisu'ya yurt dışına çıkışı engellendi ve tedavi olamadığı için Ruhisu hayatını kaybetti. Belki biraz daha uzayacaktı ömrü, belki çok daha fazla iş yapacaktı ama neticede böyle bir acı sonla bitti hikaye. Onun için de Ruhisu'nun dostları bir araya geldiler ve onun cenazesinde buluştular. Sonrasında polisin saldırdığı ilk cenaze olarak tarihe geçti, 80 sonrasında en azından. Ona izin verilmedi. Arkasından saldırılar sürdü. Ruhisu kasetleri zaten yayınlanamaz haldeydi. Bir şekilde Ruhisu dinleyen insanlar çok o dönemde polis tarafından ya da devlet tarafından sevilmiyordu. Ve sonrasında mezarına da sürekli saldırı oldu. Şimdi gittik baktığınızda Zincirlikuyu'ndaki mezarında hep kurşun delikleriyle dolu olduğunu görürsünüz. Çünkü insanlar gidip kurşunluyorlardı Ruhisu'nun mezarına. Sıdık Hanım yaşarken çok tamir ettirdi, sürekli yeniledi ama sonrasında o da bıraktı artık. Delikli, kurşunlu bir mezarı var Ruhisu'nun. Yani aslında cenaze evet ilk kitle yürüyüşüydü ama sonrasında tuhaf bir şekilde Ruhisu insanların saldırdığı bir figür haline geldi ama büyüdü de bir taraftan. Ve 1985 enteresan bir tarih. Demin adını andık, bir daha analım, gerekirse birazcık da konuşalım. 1985 aynı zamanda Ruhisu geleneğinden gelen, Ruhisu'dan etkilenmiş ama Ruhisu'yla kavga ederek de kendini ifade etmiş Ahmet Kaya'nın da yükseliş, daha doğrusu yola çıkış yılı. Değil mi? 1985'e aslında 83-84 yıllarında başlıyor. Ağlama Bebeğim'le ilk
albüm denemesini yapıyor. Öncesinde Şan Hobi Meydan Merkezi'nde galiba. Birkaç bağlama böyle de çok başlıklı konserler. Bir saatte var. Sonrasında arka arkaya Ağlama ve Bulmacılara Tutunmak Angile ve nihayetinde Yorgun Demokratları bitti. 1987'de artık çok büyük bir isim olarak karşımıza çıkıyor. Ama aradaki albüm Angile ile Ağlama Bebeğim arasındaki albüm Şafak Türküsü aslında Ahmet Kaya'yı kitlelere tanıtan albüm ki yıllar sonra galiba hapishane meselesini de yeniden gündeme getirildiği albüm. Şafak Türküsü, Nevzat Çelik'in dizelerinden ki birbirlerini de büyüttüler bir taraftan. Nevzat Çelik'in Aynı adlı kitabı o dönemde çok sattı. Ahmet Kaya'nın albümü bununla birlikte çok sattı. Ahmet Kaya bir anda Türkiye'nin en büyük yıldızlarından birisi olarak 1985 itibariyle karşımıza çıktı. Peki şöyle de sorsak ya da şöyle düşünmeye çalışsak. Ahmet Kaya, yani Ahmet Kaya'nın çıkışı bir şaşkınlık uyandırmadı mı? Mutlak surette. Uyandırdı. Çünkü beklemiyordu kimse böyle bir çıkış. Ya Ahmet Kaya gelene kadar Ahmet Kaya'da olan ne vardı da daha önce yoktu? Yani Ahmet Kaya gelene kadar neyin eksikliğini duyuyordu? Aslında galiba Ahmet Kaya bir şekilde o dönem yükselen arabeski de kullanarak kendince bir çıkış yolu buldu. Yani İbrahim Tatlıses'in söylediği ki farklı bir noktadan yakaladı. Çünkü o güne kadar sol tandanslı şarkılar diyelim ya da türküler, marşlar iki türlü ilerliyordu. Birincisi sadece sazla eşlik edilen şarkılar, Ruhi Su geleneğinden gelen Rahmi Saadun, Sadık Gürbüz'ün sürdürdüğü gelenek ve o gibi isimlerin 1970'lerin sonlarına doğru çıkan bir durumdan bahsediyorum. Halk ozanlarının geleneği aslında. Ya da Zülfü Livaneli'nin yaptığı gibi çok sesli düzenlemeler, Atilla Özdemir'in düzenlemeleri gibi batı sazlarını bir araya getiren, bizim sazlarla bir araya getiren düzenlemelerden ibaret bir müzik. Ahmet Kaya, Zülfü Livaneli ile Ruhi Su'nun arasında bir noktada o dönem yükselen arabeski de kullanarak kendine yeni bir çıkış yolu buldu. Bir taraftan da albümlerinde yıllar sonra ilk kez Nazım Hikmet'in şiirlerini, Adile İnan'ın şiirlerini kullanırken bir taraftan da Sivastopol Marşı gibi, Mehmet Akif Ersoy'un şiirleri gibi sağdan gelen şeyleri de albüme koydu. O da aslında o dönemde yavaş yavaş ortaya çıkan bandrol kurulu ya da ondan öncesindeki bir kısım denetim mekanizmalarını aşmak için kendince bir cin fikirdi. Ama her şeyden öte müzik galiba Ahmet Kaya'nın varoluşundaki önemli unsur. Çünkü hem geleneği kullandı, hem geleceğe doğru ilerledi, hem de dönemin bütün modalarını diyelim müziğine yedirdi ki o dönem sahiden çok satan albümler yaptı. O ilk dört albüm arka arkaya zaten çok sattı. Üçüncü albümden sonra ilk iki albümü de sattırmaya başladı. Nihayetinde Yorgun Demokrat ki yani Türkiye'nin en zor bulunan plaklarından biridir galiba. Bu döneminde aldığım için şanslıyım. Ben Ahmet Kaya'nın Yorgun Demokrat'ı o dönem en çok satan plaklardan biriydi. Ya da albümlerden biriydi. Artık plak yavaş yavaş geriye çekilmişti. Kaset dönemi başlamıştı. Ve sonrasında da zaten arka arkaya baş kaldırıyorum, başım belada gibi gibi bir sürü şarkıyla 90'lı yıllar boyunca da varlığını sürdürdü. Bir de daha da önemlisi 6 ayda bir albüm yapıyordu Ahmet Kaya aslında. Yorgun Demokrat'ın sözlerini düşünürsek ne diyor? Bu yolda dönenler oldu, mum gibi sönenler oldu, yar göğsüne baş koymada komadan vurulup düşenler oldu. Şeyi tarif ediyor, artık susma Yorgun Demokrat filan diye devam ediyor. Yani 80'lerden, 1980 tarihinden itibaren suskunluğa itilmekle de kalmayıp cezaevlerine tıkılan, idamla yargılanan insanları ve elbette onların yakın çevresini, ailelerini, yani hep şey söylenir ki çok doğru, yani içeriye içeride akrabası olmayan bir aile yoktu. Yani her aileden bir kişinin mutlaka siyasi nedenlerle içeride olduğu bir dönem. Dolayısıyla Ahmet Kaya bu dönemi çok iyi tarif eden bir sanatçı olduğunu düşünüyorum. Yani 12 Eylül'de Türkiye'nin içine sürüklendiği dönemi çok iyi tarif eden bir şarkıcı olduğunu söylemek lazım. Bir de kendisinden önce bunu yapan bir Allah'ın kulunun çıkmadığını da söylemek lazım.
Evet aslında o yani, Eylül'ün... 1980'den 1985'e kadar herhangi bir şekilde politik müzik diyebileceğimiz bir müzik var mı Türkiye'de? Yok. Kesinlikle yok. Ahmet Kaya ile yeniden başlıyor. Sonrasında üniversitelerde kullandığı kızım gruplarda birazdan onları anlatırız zaten. Yani politik insanların bir tercih ettiği bir takım gruplar var tabii. Yani Yeni Türkü'nün kim olduğu biliniyor. Zülfü Livaneli'nin kim olduğu elbette biliniyor. Ezgi'nin gibi bunlar doğrudan politik mesajlar vermedikleri halde şeylerinde... Kesinlikle'den sonra iyice geri çekiliyorlar. Mesela Zülfü Livaneli öncesinde çok net politik mesajlar verirken 80'li yıllardaki ilk albümü Ada. Bizim karşılaştığımız 84 yılında karşımıza çıkan albüm ki orada Zirol'da sazdan caza dönüş diye tarif etmiştik mesela. Eloğan, Sait Faik'in, Orhan Veli'nin dizeleri üzerine yazılmış aşk şarkıları vardı. O albümde tamamen edebiyat üzerine kurulmuş ve sazın hiç kullanılmadığı bir albümdür neredeyse. Yani Zülfü Livaneli o noktada şey mesela çok ilginç yani geçen gün Dayım Bilmeler'in programına davet ettiğinde de söylemiştim. Şey şaşırtıyor beni hatta biraz kızdırıyor. O dönemde yapılmış bir Fransız gazetesiyle yaptığı söyleşide şöyle diyor Zülfü Livaneli. İşte Theodorakis'le olan benzerliklerine vurgu yapmışlar. Siz de hani Türkiye'nin Theodorakis'isiniz, o da Yunanistan'ın Livaneli'si falan gibi. Evet evet diyor yani çok ortak bir çizgimiz var. Tek farkımız onun politik müzik yapması, benimse politik müzik yapmamam. Allah Allah yani senelerce yani politik müziğin baş tacı ettiği, politik yani son geleneğin baş tacı ettiği hatta tek bir kaset varsa o evlerde onun mutlaka Zülfü Livaneli olduğu bir dönem yani. Benim de öyle bir akrabam var da onun için söylüyorum. ve inkara da başlıyor. Yani tamam yapamazsın, Ada gibi bir albüm, değerli de bir albüm yapabilirsin. Çünkü suskunluğa itilmişsin, evet. Başka bir türlü bir şeyler söylersen ya da eskisi gibi bir şey söylersen elbette hapse atılacaksın. Ama Fransızlara gidip ben hiç politik müzik yapmadım, alakam bile yoktur demek tuhaf geliyor. Yani o tuhaflıkların da yaşandığı bir dönemdi. Ve Ahmet Kaya böyle bir döneme doğdu. Yoksa demin belki lafım yarıda kaldı. Yani Yeni Türk'ü, Zülfü Livaneli, Ezgi'nin günlüğü çok değerli ve politik insanların takip ettiği ama doğrudan politik mesajlar içermeyen müzikler yapmalarına rağmen o konserlere izin alana kadar akla karayı seçerlerdi. Yani çok ciddi şekilde gene polis takibi altında. Yani o hani edebi diye küçümsemiyoruz elbette ama politik değil diye küçümsediğimiz o müziklerin için sivil polisler ordusu dolardı mesela sinemalara. Zar güç bela verilen konserlerdi falan. Öyle bir dönemde Ahmet Kaya bu sefer doğrudan politik bir müzikle biraz da şeyi göze alarak yani Ahmet Kaya bu sebepten içeri girmedi ama Anadolu'nun dört bir yanında konserleri yasaklandı. Malatya konseri yasaklandı. Hadi oradan belki Trabzon'da. Trabzon yasaklandı oraya. Yani yüzlerce kovuşturma ya da açılan dava ya da yasaklama kararlarıyla mücadele ederek ama çok satmayı da bu yöntemle başararak bir kendine özgü bir varoluş kazandı. Can Kazanoğlu'nun tespiti, o yıllarda yaptığı tespiti hatırlatarak bu konuyu en azından bağlayalım. Yani Ahmet Kaya'yı aslında hedeflediği kitle yeterince dinlemedi. Hatta Ahmet Kaya'yı biraz yetersiz buldular. Yani hani hele Ruhi Su ve Zülfü Livaneli ile karşılaştırıldığında daha primitif bir müzik en azından, daha ilkel bir müzik olduğunu düşünüldü. Bunlar dile de getirildi. Hatta Ahmet Kaya'nın bir şeyci... provokatör ya da bir ne demek lazım o dönemlerde Ahmet Kaya için yani bir tüccar, bir solculuk tüccar olduğu yani sol değerleri bir bozuk para gibi harcayan bir uyanık olduğu filan da söylendi. Ahmet Kaya'yı da belki şaşırtan biçimde Ahmet Kaya'nın alıcıları, Ahmet Kaya'nın ilk hayranları demin hani bahsettiğimiz hapisteki insanlar veya 70'lerde örgütlü politik mücadeleye katılmış insanlar ve onların yakın çevresinden ziyade elbette biraz onlar da var. Yeni 70'li yıllarda politik
70'li yıllardaki politik mücadeleye hiç yetişmemiş, hiç onun acısını çekmemiş, belki sadece abisi, ablası ya da komşusunun şeyini uzaktan gören, yaşadığı dramı belki uzaktan gören ama hiçbir zaman doğrudan politik bir şeyin içine girmemiş, girmeyi de düşünmeyen ama Ahmet Kaya'nın çıkışıyla, Ahmet Kaya'nındaki o işte baş kaldırıyorum şarkısı değil, yani her şarkısı adeta baş kaldırıyorum diyen bir insanın gençleri, yani 15-16 yaşındaki fakir, kenar mahalleli gençleri ilk önce tavladığını ve Ahmet Kaya'nın yükselişini 80'lerde büyüyen gençliğe, hedeflediği kitlenin tersine, yani 70'lerde politik mücadele atılmış insanların sevgisiyle değil, 80'lerde politik nedir bilmeyen gençliği, belki Ahmet Kaya olmasaydı arabesk dinlemeye, arabeskin en Müslüm Gürses dinleyecek olan gençleri kendi bir anlamda tırnak içine kendi satına çekmeyi bilen bir kişi olarak tarif edebiliriz. Can Kurnova bunu söylemişti. Bence haklı. Yani yıllar sonra o kitabı tekrar okuduğumda haklı olduğunu tekrar gördüm. İmaj, cilalı imaj dedi. Cilalı imaj dedi. Ki Ahmet Bey meselesine ben şöyle bir katkıda bulunayım kendi adıma. Benim de mesela, beni de tavlayan insandır Ahmet Bey. Onun şarkılarıyla ben bir kısım kavramların ya da bir kısım insanların, bir kısım isimlerin farkına vardım, bir kısım şeylerin. Ve bir taraftan da mesela 12 Eylül'ü en güzel anlatan şarkıcılardan biridir. Bir taraftan da Bir Saniye Soktu 3. albümde. Hatta ilk albümde Geçmiyor Günler'de Sabahattin Ali'nin dizelerinden. Sonrasında Şafak Türküsü zaten bir hapishane şarkısıydı. Beni Buralarda Araba Haline diye başlayan şarkı. Sonrasında Yorgun Demokrat geldi. Geçmişe selam çaktı. Çok eleştirildi. Sonra Başkaldırıyorum dedi ve Başkaldırıyorum halinde bir şarkı vardır içeriden çıkan adam. Aslında 12 Eylül'de yaşananı en iyi özetleyen şarkılardan biridir. Kitaplar sobada yanmış, sazlar duvarda kalmış, güzelim şarkılar yağmalanmıştır der ve şarkının sonunda bir ihtilal kadar yalnız, vefanız kadar yanlış, vefanız der, vefanız demez, uzatmaz o mavi de gibi. Mümkünse farz edin yaşamamıştır. İçeriden çıkan bir adamın o yalnızlığını, o duygularını anlatır Ahmet Kaya o şarkıda. Albümlerinde böyle büyük orkestra eşliğinde senfonik düzenlemeler yaparken, özellikle Yorgun Demokrat ve sonrasında konserlerine tek sazla çıkardı Ahmet Kaya. 1988 yılında Ankara'ya gittiğinde ilk gittiğim konserlerden birisi Ahmet Kaya konseriydi. Derya Sineması vardı Ankara'da, orada konser verecekti. Aslında iki konser benim için çok önemli. Şimdi Necati Bey Caddesi'nde. Derya Sineması tabii. Hala duruyor. Bugüne kadar Derya ile 60'lar ve 70'ler üzerine konuştuk. 80'ler konusunda biraz daha rahatım. Çünkü o dönemi başından sonuna yaşamış iki insanız aslında karşımızda. Biraz rahatsızlık da yaratıyor. Kusura bakma ama yani ben biraz Ahmet Kaya deyişiyle cefasını da çektim, sefasını da çektim. Yani koşulda insan bildiği şeyi daha zor belki anlatıyor. Evet, kesinlikle. Sağda bir şey var ve her şey çıkmıyor yani. Anlatmak istiyorum. Deminden beri şuradan bir şeyler çıkartıyorum. Mevzu değişiyor, başka bir şey çıkartıyorum, göstereyim diye. Ahmet Kaya konseriyle bağlayacağım, Livan İlye'ye de bağlayacağım onu. 88'de Ankara'ya gittim okumak için üniversiteye. 89'un ilk aylarında iki tane konserde çıklandı. Birisi Zülfü Livaneli, diğeri Ahmet Kaya. Ben de yeni yeni tanıyan bir insan olarak ikisine de heyecanla bilet aldım. Zülfü Livaneli'nin konseri Atatürk Spor Salonu'ndaydı. Ahmet Kaya konseri Derya Sineması'ndaydı. Zülfü Livaneli konserine yaklaşırken konser bir anda iptal oldu. Çünkü polis izin vermedi konsere. Ama gerekçe olarak Atatürk Spor Salonu'nun su borularının tamir edileceğini gösterdiler Zülfü Livaneli'ye. O zaman böyle tuhaf gerekçelerle konserler iptal ediliyordu. Zülfü Livaneli her ne kadar politik müzik yapmıyorum dese de aslında şu algısından dolayı Yeni Türkiye gibi, Ezgi'nin Gülü gibi konserleri yasaklanan şarkıcılardandı. Neyse, o konserde Derya Sineması'na alındı. Zülfü Livaneli konserine gittim. Sayılan büyük bir orkestra. Önünde Zülfü Livaneli saz çalıyor. Henüz sazı da bırakmamıştı. Yediği üzerinde, bıyıkları yerinde. Gayet güzel şarkılarını söylüyordu. Ondan çok kısa bir süre sonra Ahmet Kaya konseri. Sandım ki Zülfü Livaneli gibi bir şeyde sahneye çıkacak. Gittik. Bir tane tabure, bir tane mikrofon duruyor. Baktık şaşkın şaşkın sahneye, Ahmet Kaya çıkana kadar.
Nitekim Ahmet Kaya çıktı. Bizim o dev gibi bir adam sandığımız insan, kısacık boylu, elinde kısa bir sazıyla sahnede oturdu, sazını vurdu ve o an itibariyle Filoni'den çok daha gürültülü bir müzik yaptı. Bu beni çok şaşırtmıştı. Orada da mesela benim tuhaf uyanışım başladı ve o sayede Rumi Su'yu tanıdım ve sonrasında ilerledim. Dağıttım galiba ama yok, bir noktaya geçebiliriz. Yani evet, öyle bir şey tavrı var zaten. Hani, yani ne bileyim, punk da diyebilirsin istesen. Yani bir rockçu, yani hiç vurgulanmamıştır. Arabeskçi mi? Özgün müzik nedir? Arabesk midir? Özgün müzikçiler, özgün işte şeyçiler, halk müziği geleneği filan, ama hiç az bahsedilir. Bence bir rock müzisyeniydi. Yani şeyi itibariyle, yani yaptığı müziğin rock sound'u içermesi illa gerekmiyor ama gürültüsüyle, tavrıyla, bakışıyla, biraz böyle şey, vurgusuyla mı demek lazım, üslubuyla, yani rock'tan ve punk'tan bence çok yani örtüşen bir şeydi. Hatta rock'tan, yani o dönemki filan şeylerini ben hatırlıyorum. Hep Pink Floyd'dan filan bahsediyor mesela bütün söyleşilerinde. Joe Cocker sevdiğini filan da biliyoruz çünkü bir şarkıda doğrudan doğruya o üslupta söyledi. Yani Joe Cocker gibi söyleyeceği bir şarkıda yazdı. Yeterince vurgulanmadığını düşünüyorum. Neyse. Ahmet Kaya'dan aslında rock bahsine girmişken belki o 80'lerin ortasındaki rock ortamından biraz bahsetmekte fayda olabilir. Rock kuşağı. Yani çünkü 80'ler yani, Türkiye'de her şeyin yeniden keşfedildiği yıllar bir kere. Her şey bir yana, çünkü 12 Eylül her şeyi sildi ve her şeyi yok etti. İşte yeni türküyü de yeniden keşfettik, Zülfü Livaneli'yi de yeniden keşfettik, rock'ı da yeniden keşfettik, rock'u da ya da. Evet, yani sanki daha önce hiçbir şey olmamış gibi bir sıfır yılı yarattı Türkiye kendine, yani devlet eliyle ve şiddeti kullanarak kültürel alanı da, yani insanları hapislerde çürütü yetmiyormuş gibi kültürü de gömdü, öyle ola geldi. Yani öyle oldu, yani bunu aslında biraz da kendiliğinden oldu yani. Uçurup stüdyoları basıp müzisyenleri hapse götürmedi. Evet. Ama hakikaten yani Türkiye'nin bir kopuş yaşaması için, yani geçmişin her şeyiyle unutması için bir şey da bir yani kulağına adeta bir şey fısıldandı. Yani mecbur bırakıldı. Yani 70'li yıllara ait herhangi bir değer politik olmasa bile adeta politik olarak algılandı. Yani tamamen unutmak üzerine kurulu ve inkar üzerine kurulu bir dönem başlatıldı diyebiliriz. Ki bundan rock da payını aldı tabii. Rock yapmayı bilmeyen insanlar 80'li yıllarda sanki daha önce Cem Karaca, Barış Manço, Erkin Koray gibi isimler yaşamamış gibi, Anadolu pop hiç olmamış gibi yeniden rock yapmayı öğrendiler ve İngilizce sözlü şarkılarla başladılar. Tıpkı 1960'larda olduğu gibi. Hatta o dönemde Derya da hatırlar, ben de tanık olmuştum. Burada Bilsat'ta, Kemancı'da paneller düzenleniyordu. Çünkü rock'un İngilizce olması gerektiği savunulurdu bir sürü insan tarafından. Onların karşısında dimdik duran Necat Yavaşoğulları vardı. Türkçe de olur kardeşim, bak oldu, yapıldı, ben yapıyorum falan diyerek. Ama o zaman bu Sır Gözlemi çok henüz çok popüler olmuş bir grup değildi. 88-89 itibariyle uçtuştudan sonra aslında bu Sır Gözlemi gerçeğinin farkına vardık galiba biz. Ama öncesinde bayağı paneller boyu İngilizce sözlü rock'ın niye yapılması gerektiği, niye Türkçe sözlü rock olamayacağı uzun uzun anlatılır ve konuşulurdu. Çünkü rock internasyonel bir müzikti ve bizi anlamalar için İngilizce söylememiz gerekiyordu gibi gibi öyle tuhaf şeyler. Ama yani şey, yani Allah razı olsun demenin hakikaten şeyleri dolduran, hani sinemaları dolduran ve başka bir müziğin, yani hakim olan müzik dışında da bir müziğin olabileceğini gösteren bir sürü rock grubu çıktı. Evet, kesinlikle yani. İşte Exotic Band'ın, Exotic Band'in başlattığı, kendi başına duran 70'ler geleneğinden çok etkilenmiş olan Hardal'ın çok iyi Türkçe şarkılar da yaptı. Türkçe şarkılarla dolu iki albüm yapabildiği bir ortam. Yani şöyle de bir şey var aslında, o rock kuşakları biraz da şey küçümsenirdi tabii 70'lerin dünyasında.
Yani gençsin, şu yaştasın, belki üniversite öğrencisisin ve politikaya bulaşmamak, yani politikadan geride durmak adeta o da bir tür mahalle baskısı, adı konan mahalle baskısı ile o çocuklara yani apolitik bir rock da yapamazdı 70'lerde. Evet. Yani o yüzden belki onlar rock yapmak istedikleri zaman işlerine de geldi. Yani şeyin çok güzel bir tahlili vardır tabii. Nurdan Gürbüley'in şu açıdan çok iyi ve önemli. Daha 80'li yıllar bitimine yakın kaleme alınmış bazı yazılarında. 80'lerin bir ikili doğasından yani iki ayrı kulvarda ilerleyen, birbirinden çelişkiyle çok farklı gibi gözüken ama aslında iki kulvardan bile değil, yani aynı toplumun aynı anda hissettiği iki duygu biçimi olarak hem şiddetin, devlet şiddetinin varlığından buna karşılık bir eğlenceli, bir rahat bir dönemin varlığından söz eder. Bu ikisi bir arada yaşanmıştır. Hem şiddetin acısını çeker insanlar ama aynı insanlar işte günlük modalara, hani hep 80'ler deyince şimdi hatırlanan renkli kıyafetler, işte permalı ya da bazı saç bandanalar, şimdi bandanalar, havlu çoraplar evet, falan gibi sürü. Havlu çoraplar, matkalar, bu rengarenk dünya, egemen bostancı müzikalleri, gene pırıltılı böyle payetli, simli, işlemeli, ihtişamlı şey gösterileri, müzikal gösterileri, bunlar ikisi bir arada yaşanmıştır. Ve gene Gürbüley'in, Nurdan Gürbüley'in deyişiyle söyleyeyim, insanların politik ağırlığın, yani politikanın yükünden, politikanın onlara vermiş olduğu yükten kurtulmasının verdiği rahatlık olarak tarif ediyor. Kendi kaçmıyorsun bu sefer politikadan, sana zaten zinhar yasaklanmış ve bunun belki hani artık yararlarını gözetmek ve çıkıp apolitik bir rap müziği veya bir pop müziği yapabilme şeyin yaratıyor insanda, güdüsü yaratıyor belki. Hani şimdi biz susalım bunları çalalım da belki ileride düşünürüz filan der gibi de olabilir. Yani bunları şey için söylüyorum daha ziyade hani yeni türkü tipi gruplar için. O kuşaklar için, yani eski kuşaklardan gelen gruplar için söylüyorum. Ama gençlerde de aynı şey olabilir. Yani şiddet görüyoruz, karşı çıkamıyoruz ama hiç değilse politika yapmak ve kendimizi paralamak zorunda değiliz. Yani susarsak biraz susalım gibi bir rahatlama demek oluşuyor ve 80'leri Türkiye bu iki duygunun yani birbirini bazen çeken, bazen iten şeyle yaşıyor, etki tepkisiyle yaşıyor. Bunu söylemek lazım. Ama işte birkaç isim geçti. Bir genel müzikal şey çizmekte de fayda var. Yani kimlerdi kahramanları diyebileceğimiz insanlar. Yani evet, İbrahim Tatlıses, Ahmet Kaya, bu ikisi vardı. Başka kimler önemliydi Murat? Şimdi bir kere arabesk en popüler ismi İbrahim Tatlıses de var bir taraftan. Orhan Yencebay, Ferdi Tayfur, Akkırlı, Müslüm Gürdes gibi isimler alttan Orhan Yencebay'ın yanına ilerliyordu. 80'li yılların ilk yarısında neredeyse hiçbir şeyle karşılaşmıyoruz. Müzik piyasası bayağı durgundu çünkü 12 Eylül her şeyin üzerinden silindir gibi geçtiği için müzik piyasasını da öldürdü. Ona rağmen küçük kıpırtılar var ama 80'li yılların ilk yarısına baktığımızda işte Nuri Yoldaş'ın Ergüdar Yoldaş'la yaptığı Sultaniyegah, Erkin Koray'ın İllakisi, Fikret Kızılok'un Zaman Zaman albümü, Barış Manço'nun bir kısım albümleri ve Sezen Aksu'nun albümlerini ilk etapta görüyoruz. 1980'lerin ortası itibariyle iş birdenbire değişiyor ve müzik piyasası canlanmaya başlıyor. Pop ve rock iki ayrı hattan gidiyor. İkisini birleştiren bir topluluk Mansar Fuat Özkan 1984 sonunda yayınladıkları Eline Karşı Yapayalnız albümüyle zaten ortalığı karıştırıyor ve sonra bambaşka bir noktaya gidiyor. Aslında biraz da pardon sözünü kesiyorum ama demin söylediğim, belki de söylemeyi beceremediğim o şey en iyi örnek de Mansar Fuat Özkan'dır. Yani Mansar Fuat Özkan da
70'lerde müzik yapmak istemiş, bir şeyleri hep tırmalamış, çok iyi de besteler yapmış ama politikaya daha o yıllardan bulaşmak istememiş. Ve politikadan kaçmış. Yani hippiliğe biraz belki kaçmış. Hani kendi aleminde böyle Bodrumculuğa kaçmış. Aslında solcu arkadaşlar arasında yetişmiş 3 tane genç delikanlı. Şimdi bence hani politik şeyin, zaruretlerin yükünden kurtulma halet ruhiyeti varsa toplumda en iyi temsilcisi Mazhar Fuat Özkan. Mutlak surette aslında. Yani kesinlikle olumsuzlamak için söylemiyorum ama bana tipik geliyor yani. Ki işte insanların da aslında sarılma sebebi o belki. 1984 sonunda Elegin'e karşı yapayan ziyaretli Mazhar Fuat Özkan Türkiye'nin en çok satan plaklarından biridir. Yüzyılın bestesi seçilmiştir Elegin'e karşı o dönem. Ama bu da mesela enteresan bir hikayesi vardı bu şarkının. Ferhan Şensoy'un Şahları Davururlar oyunundan bir ezgidir bu Fuat Güner'in bestelediği. Mazhar Alan sonra ona söz yazmış ve bakın biz bu şarkıyı söylersek çok popüler oluruz demiş ama o arada şarkıyı konserlerinde ona eşlik ettikleri Seyyah Taner beğendiği için Seyyah Taner'e veriyorlar. Seyyah Taner şarkıyı bir şekilde çıkartamıyor ve verirken diyorlar ki 2 yıl içinde çıkartırsan çıkartırsın, çıkartamazsan biz alırız bu şarkıyı. Seyyah Taner de tuhaf bir TRT boykotuna kurban gidiyor ve tam Elegin'e karşıyı çıkartacağı sırada TRT tarafından yasaklanıyor Seyyah Taner'in televizyona çıkması çok manasız sebeplerle. O yüzden de şarkıyı kaydettiği halde çıkartmıyor Seyyah Taner. Elimizde bir kaydı var ama o kayıt sadece TRT arşivlerinde vardır, yayınlanmamıştır. Mazhar Fuat Özkan da o şarkıdan yürüyor ve sonrasında ilerliyor. Hemen arkasından Peki Peki Anladık adlı albümü yapıyorlar zaten. O ilk iki vuruşu yaptıktan sonra ilerliyorlar. Tam bu sırada Mazhar Fuat Özkan'ın çıktığı sırada Sezen Aksu, dönemin en büyük yıldızlarından birisi, arabeski alternatif çalışmalar yapıyor. Mesela Sezen Aksu bile o dönemde şey diyor, yani şu anda gençliğe özgü bir hep gençlik vurgusu vardır ya ve pop gençlerle özdeşleştirilir. Sezen Aksu kendi yaşıtları olmasına rağmen, belki Mazhar Fuat Özkan'dan da küçük olmasına rağmen şu anda gençlere yönelik tek müziği Mazhar Fuat Özkan yapıyor diyor. Evet, evet, kendini kazanıyor yani. Ama Peki Peki Anladık çıktığında zaten, Peki Peki Anladık değil pardon, Vaktırak bir sonraki albüm çıktığında Sezen Aksu Mazhar Fuat Özkan'la turneye çıkıyor mesela. O da çok önemli bir gösterge bence. Ben ikisini aynı anda İzmit'te turnenin ilk ayağında izlemiştim 1986 yılında. Mazhar Fuat Özkan dediği gibi popüler, Sezen Aksu çok popüler ve onların yanına kendisini de konumlandırarak bir büyük Türkiye turnesine çıkıyorlar. Sonrasında da yan yana çok geliyorlar zaten. Şan Tiyatrosu konserlerinde Egemen Bostancı'nın düzenlediği bir kısmı, Egemen Bostancı'nın ölümünden sonra Mustafa Oğuz'un düzenlediği o ilk konserlerde çok yan yana gelmişlikleri vardı. Mazhar Fuat Özkan Egemen'e karşı yaptığında Sezen Aksu Firuze'yi yapmış. Firuze de önemli bir kırılma noktası çünkü arabeske karşı yapılan bir hamledir Firuze. Aynı kapağı da budur Firuze'nin. Yani arabeske karşı arabesk hamlesi. Evet, arabeske karşı arabesk hamlesi. Arabeski de biz yaparız diyerek yola çıkıyorlar. Aysel Gürel Atilla Özdemiroğlu ile birlikte yan yana geliyor, bir beste yapıyorlar. Firuze. Aslında Atilla Özdemiroğlu'nun yaptığı bir beste üzerine Aysel Gürel'den söz yazması isteniyor. Sezen Aksu'nun nakaratını yazıyor sadece. Aysel Gürel de tamamlıyor. Firuze çıkıyor. Firuze'den sonra Sen Ağlama ve Git geliyor zaten. Arka arkaya 3 tane hani arabeskle yarışabilecek dediğim arabeskülte. Albümler bunlar bir taraftan. Atilla Özdemiroğlu'nun ilk arabeski de Petrol. Evet, evet, aslında belki de hani oradan başlamak gerekiyor hikayeyi. Herhangi bir böyle Arap müziği zannı uyandıracak hiçbir şey yapmışlığı yok. Zaten Petrol'de biraz bir deneme olsun diye, yani bir ilk defa yapayım, ben de yapayım vurgusuyla yapmış. Ama yani ben Petrol'ü çok seven biri olarak tekrar edeyim ki, yani bugüne kadar revizyona katıldığımız kesinlikle en iyi şarkı. Ne demek lazım? Yani en iyi pop şarkılarından bir tanesi. Yani politik bir espriyle, yani politik mizahla çok popüler, çok kulakta kalıcı bir melodiyi kolay kolay bir araya gelmez. Yani dünyada da gelmez. İşte Şanar Yıldız Atakan, Atilla Özdemiroğlu ikilisinin marifeti. Bence çok olmuş bir
Şanay Yurtatapan sözlerini yazmıştı. Atilla Özyaroğlu müziğini yapmıştı. 1980 yılında Türkiye'yi Eurovision şarkı yarışmasında temsil etmeye hak kazandı şarkı. Bir kısım tartışmalar çıktı 12 Eylül'ün hemen öncesinde. Şarkıyı herkes sevdi. Türkiye'de de çok sevildi o şarkı. O dönem çok çalındı, çok söylendi, çok insan dinledi. O dönem doldurulan kasetlerde mutlaka petrol vardı, korsan kasetler vardı. Kasetçiler, plakçılara giderdiniz, boş kaseti verirdiniz ve arka arkaya kendi istediğiniz şarkıları doldurturduğunuz o kasetlere. Petrol mutlaka vardı o kasetlerde. Ben çocukluğumdan çok net hatırlıyorum. Petrolü sevmeyen bir tek insan var, Ajda Pekkan. Hatta Petrol'ün televizyondaki başarısızlığı üzerine Fast'ın 12, Malta'dan 3 puan aldı. Toplam 15 puan. Ajda Pekkan sonlara yakın bir yerde yerini aldı. Elbette kazanmak üzere gitmişti. Ama bu başarısızlık üzerine Türkiye'yi terk etti. 3 yıl boyunca Türkiye'ye uğramadı Ajda Pekkan. Ve o arada Almedica'da böyle muazzam bir albüm hazırladı. Yıllar sonra Superstar 83'te geri döndü. O Bir Günah Gibi'nin bir sürü şurada var, az sonra bulurum, gösteririm. Ama hani Petrol sahiden hem Türkiye'de hem dünyada çok sevildi. Dünyada da plağı sattı. Hatta coverları yapıldı. Yunanistan'da Dukis de Aman Petrol'da söyledi ve o dönemin 1980 yazılımı şarkısı oldu mesela 12 Eylül'den hemen önce. Ben bahsediyoruz. O şiir onun üzerine geldi. Bu Yunanistan'ı ilgilendirmiyor tabii ama Ajda Pekkan petrol söylediği dönem 12 Eylül'ün hemen öncesi. 12 Eylül sonrasında Türkiye'yi başka bir yere götürüyor. Zeki Müren de çok karşı çıkıyor petrole. Yani şu sebepten ama yani dünyaya ne? Bizim ülkemizde petrol krizi var diye, yani bizim karabiberlerimiz yanmıyor, benzin kuyrukları var diye dünyanın ne şeyi var ki? Yani dünyanın umurunda mı? Niye petrol diye bir şarkıyla katıldık diye acayip, yani aşk şarkısıyla katılmalıyız. Çünkü insanlar işte birleşirken verdiği örnek de çok hoşuma gitti. Canım diyor, insülin diye şarkı yaparsak diyor, bir tek şeker hastaları dinler o şarkıyı. Yıllar sonra kesme şeker yaptı değil mi insülin şarkısı? Neticede. Ya bu arada petrol aşk şarkısı olarak tasarlanmış bir şarkıdır. Adı Peter, soyadı Oil olan bir yabancıya duyulan aşkın şarkısı. Sözler de öyle zaten hani bir taraftan bunu anlatıyor. Ama işte olmadı. Ajda Pekkan hiç sevmediği için şarkıyı hem söylemeyi sevmedi hem sonrasında hiç oynamadı o şarkıyı. Yıllar sonra konuştu. O gece çok kötü söylendi şarkı saydın. Yani o gece özellikle kötü söylendi. Bence hani daha iyi kayıtları var o şarkının. İlk çıkartılan tanıtım şarkısı falan başarılı. Yani. Tabii mutlak süreyi. Akıyor şarkı. O geceki canlı performansta hiç akmadı şarkı. Bence birazcık konuşuyor. Çünkü izlerseniz Ajda Pekkan öyle bir söylüyor ki bir an önce gitsin tadında elinde böyle sattı o şarkı da. Enteresandır ama... Artık uçlayıcı abi darbuk açılır o görüntüde. Derya, çalsın mısın? İzleyelim. Nasıl? Biraz görelim diyorum. Petrol'ü görebilir miyiz? Petrol'ü görebiliriz aslında, bulurum. Ben mutlaka vardır buralarda bir yerde şey. Sen azıcık daha konuş. Ben bu arada bulayım. Mutlaka vardır şey. Görüntü. Ben şeyi hatırlıyorum. Atilla Özdemiroğlu'nu kaybettiğimizde birkaç sene önce Twitter'da bir tweet atmıştım. Petrol'ü gene öven. Yani işte bugüne kadar Eurovision'a katıldığımız en iyi şarkıydı, Rahmetli'nin şarkısı falan gibi bir şey. Bana mentionlar geldi, böyle bir günde dalga geçmeye utanmıyor musunuz? Yani şarkıyı sevmek de yasak ama hakikaten çok iyi bulduğum ve hala çok zekice olduğunu ve benzerinin de kolay kolay gelmediğini, bunca yılda bir şeyinin olmadığını düşündüğüm bir şarkı. Neyse, petrol üzerine, bu arada şey de vardır. Sende de var Murat. Yani Yunanistan'da çok sevildiği için, sen söyledin mi onu demin? Söyledim yani coverları yapıldı dedim. Aman petrol diye. Aslında onu çalalım bir taraftan. Aman petrol diye. Ha onu çalalım. Onu çalarken ben de Özge'yi arayayım. Aman petrol Yunanistan'da Dukisa tarafından yapılan petrol coverı. Я не что-то серьезно,